Büyük usta Tuncel Kurtis. Anlatmaya kalksak değil haber ayrı bir belgesel yapmamız gerekir. Adını Türk sanat tarihine altın harflerle yazdırdı. Ölümünün üzerinden neredeyse bir yıl geçti ama hala mezarının başında adı bile yazmıyor. İşte ustaya yapılan büyük vefasızlık. Mezarımı derinde kazın, dar olsun, dar olsun. Dar olsun. Bir kaya parçası. Üzerinde tebeşirle adı yazıyor. Tuncel Kurtis. İlk bakışta inanmak zor ama adres doğru. Burası ustanın, Tuncel babanın mezarı. Şimdi gelin bir el atın. Biz de halk olarak yanınızdayız. Vallahi yanınızdayız. İnsan yaşıyorken özgürdür. Yaklaştım iyice, geliyorum. Her insan biraz ölüdür. İnsan yaşıyorken özgürdür. İnsan yaşıyorken özgürdür. Yeni neslin Ramiz dayısı, yasaklı zamanların hamu ağası, Umut'un Hasan'ı, herkesin Tuncel babası bir yıl önce uğurlandı. Kaz Dağları'ndaki Çamlıbel köyünde cenazesinde ünlü ünsüz on binler vardı. Seni unutmayacağız sloganlarıyla uğurlandı Kurtis. Ama unutuldu. Mezar ilk günkü gibi bırakıldı. Sahipsiz ve bir başına. Ya bu insanlar bunu mu hak ediyor? Evet. Etmiyorlar. Duyarlı insanlar nerede kalmış? Nerede duyarlı insanlar? Mezarı üstünde ustanın şapkası, bir de kaya parçasına yazılı adı var. Sadece o kadar. Ziyarete gelenler de şaşkın. Yarın yağmur yaş olduğu zaman bu mezar belirsiz olup gidecek. Neredesin şimdi, gel? Mehmet Ali Alabora, çok güzel beraber roller aldınız, ha, beraber kilitlendik, verdi. Sizleri izledik. Hep görüyorlar mı yani? Dev adamdı, bu kadar küçücük bir mezar olur mu böyle? Senin. Mezar da yapılsın yani, bir ayağa kaldırılsın yani. Böyle bir yani. Sözümüz kalır, bir de öfkemiz, bir de öfkemiz, bir de öfkemiz. Şimdi dua etmek için ustanın mezarına gidenlerin tek bir isteği var. Tuncel Baba'ya yapılan bu aybın sona erdirilmesi. Sanatçı vardı ya. Küçücük bir mezar olur mu böyle?